Evet, merhaba arkadaşlar. Nasıl bir haftaydı yahu? Özellikle şu halk arz sitelerindeki ilk günden tavan bozma, tavandaki alış emirlerinin sıfırlanması, erken tavan bozma durumları, GEO sektöründeki hisselerin yani gına getirmesi özellikle küçük yatırımcıya. Bakalım nasıl bir bu hafta, önümüzdeki hafta nasıl bir performans gösterecekler? Karşılığını alabilecekler mi? Özellikle Avrupa konutları GEO'nun bu hafta talep toplaması bitmişti. Bakalım bugün yarın sonuçlar açıklanır. Bakalım tepki gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Küçük yatırımcıya biz halka arzlardan her bahsettiğimizde demiştik. Eskiden halka arzlar böyle değildi arkadaşlar demiştik. Dikkat edin demiştik. Seçimler öncesini hatırlayın biraz demiştik. Halka arzlarda Sayın Gönül'ün özellikle 2023 yılında 50, 2024 yılında 50 halka arza onay vereceğiz. Halka arzlar devam edecek demesinden sonra hani biraz böyle 8,5 milyon yatırımcının halka arzlar için geldiğini tekrar hatırlamış. Hani bu küçük yatırımcıyı üzmeyelim, bu küçük yatırımcıyı küstürmeyelim demiştik. Ne yazık ki gelen yorumlarda birçok küçük yatırımcı küsmüş bulunmakta. Göreceğiz bakalım gelecek hafta nasıl bir performans gösterecekler. Arkadaşlar biz sigara parasıyla Europower'ımızı almaya devam ediyoruz. Her ne kadar düşüşlerden çok da öyle yararlanmış olmasak da biz bu haftada bir haftalık sigara paramızla Europower hissemizi almış bulunmaktayız. Ki Cuma günü Europower çok güzel bir performans göstererek %8,30 oranında yukarıda kapattı. Gayet iyi ama daha şu elipslere yetişmesi için, şu toplama bölgelerine yetişmesi için 2-3 fırın ekmek yemesi lazım diye düşünüyoruz. Şöyle bir Excel'imize geçmek istiyoruz. Şöyle bizim tuttuğumuz bildiğiniz üzere bir Excel sayfamız var. 261 gündür tutuyorduk ve bugün 268 gün oldu arkadaşlar. Neydi? Hatırlayalım. Her hafta Cuma günü ortalama 7 günlük sigara parasıyla Europower Enerji hissesi alınacak demiştik. 3. ayın 23'ü 2023 tarihinde başlamıştık. O sıralar Europower yeni halka arz olmuştu. Yani dedik ki hadi madem öyle şansımız Europower'dan yana olsun. Europower biriktirelim demiştik. O gün bugün Europower biriktirdik. Dün itibariyle 268 gündür sigara içmiyoruz ve Cuma günü yine dün 3 lot Europower aldık arkadaşlar. 129 lotumuz vardı. Etti sizde 132 lot. Alış maliyetimiz bakın şurada ekran görüntüsünü paylaşıyorum. Her hafta paylaşıyorum ki siz görün. Yani en azından şevk olur. Sizin için de bir hani vesile olur. Şöyle bir bakalım. Evet, tam yerindeymiş. Ekranımız görünüyor. Arkadaşlar alış maliyetimiz 124 lira 361 kuruş olmuş. 124,361. Toplam maliyetimiz 16.415 TL olmuş arkadaşlar. Bakın şurada da görüyorsunuz. Cuma günü 160,3 TL'den 3 lot almışız. 481 TL. Bir haftalık sigara paramız da hemen hemen 400 TL olduğu için yeter dedik. 481 TL'lik olsun dedik. Hatırlıyorum ben 220 TL'ler civarında Europower 215-220 TL'ler civarında 2 lot alıyorduk. Şimdi 160 TL'lere düştüğü için 3 lot almaya tekrar başladık. Güncel fiyatımız da bakın şurada yazıyor 168 lira 40 kuruş. 168,4 ve piyasa değerimiz 22.228 TL olmuş bulunmakta arkadaşlar. Ana paramıza göre karımız 5.813 TL. Amma ve lakin biz her zaman söylediğimiz gibi bizim karımız aslında şuradaki piyasa değeri. Aslında şuradaki 22.228 TL tamamı bizim karımız. Niye? Çünkü biz zaten bu ana parayı yiyecektik. Daha doğrusu içecektik. Geldiğimiz noktada sigarayı bıraktığımıza göre 268 gündür o sigara parasıyla her hafta Cuma günü 400-500 TL'lik aldığımız Europower lotlarımız bugün bize 22.228 TL'lik bir para bırakmış durumda. Diyeceksin ki ya ama ne olacak? Kaç gündür içmiyorsun? Aylar geçmiş. 22 bin lira olsa ne olur, olmasa ne olur? Arkadaşlar öyle demeyin. 2 lot, 3 lot. Birike, damlaya damlaya göl olur misali. Daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum ben. Ki daha önceki videolarımızda bunu bir seri haline getirmiştik. 20-30 tane videomuz oldu herhalde. Şurada inşallah binlerce lot göreceğiz. Şurada inşallah binlerce gün göreceğiz. Şurada maliyetimiz giderek düşecek. Ben öyle biliyorum. Çünkü kademeli alımlarda
maliyetiniz her zaman ortalamalarda kalacak. Şurası örnek veriyorum 200 lira olduğunda alış maliyetiniz, şurası belki 500 lira 600 lira olacak. Siz bu ortalamalara kaldığınız sürece her zaman karda görüneceksiniz. Her zaman şuradaki yeşil rakamı görmeye devam edeceksiniz. Ve velhasıl kelam bizim her zaman söylediğimiz gibi o lanet sigarayı bırakın. Çocuklarımıza ileride güzel bir miras bırakmış oluruz. Çocuklarımız ileride bizim için, annem babam benim için sigarayı bırakmış, bana bunu biriktirmiş. Sadece euro paraları olması şart değil, başka bir hisse de olabilir. Başka bir fon da olabilir. Ne biriktirseniz birikin, o lanet sigarayı bırakın. Belki başka bir kötü alışkanlığınız vardır. İçki içiyorsunuzdur, hamburger yiyorsunuzdur, yağlı yağlı şeyler yiyorsunuzdur, ne bileyim çok seyahat ediyorsunuzdur, tatillere çok gidiyorsunuzdur, arkadaşlarınızla çok zaman geçiriyorsunuzdur. Azaltın, belli bir miktar azaltın kötü alışkanlıkları ya da fuzuli masraf, kötü alışkanlık demeyeyim de fuzuli masraflardan kurtulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bakın faizler aldı başını gitti. Bundan bir yıl önce para bedavaydı. Hangi bankanın kapısını çalsanız size havada karada bir sürü para veriyordu düşük faizle. Geldiğimiz noktada faizler yükseldi. Bankaların elleri sıkılaştı. Artık para vermek istemiyorlar. Yani bir araba, bir ev almak için göbeğinizin çatlaması gerekiyor. Yok öyle bir şey artık. Bankalar bitti. O yüzden eğer maaşlı çalışansanız ayağınızı yorganınıza göre daha iyi uzatmanız gerekiyor. Ve birikim yapmanız gerekiyor. Ufak ufak. Yani hani ne derler? Toptancı marketine gittim, ucuza ürün aldım. İşte pazara akşam saatlerine girdim, ucuza ürün aldım. Bunların hepsi birikim yapmak için bir vesiledir. Ama fuzuli masraflar da vardır. Sigara içiyorsunuzdur, içki içiyorsunuzdur, hafta sonu gezmelere çok gidiyorsunuzdur. Mazot aldı başına gidiyor. O arabaya binmek artık ateş pahası. AVM'lere gitmeyin arkadaşlar. Gidecekseniz de sadece ihtiyacınız için tek gidin. İnternetten alışverişinizi yapın. İnternette gerçekten fiyatlar gayet uygun. O çocuklarımızı alıp götürüyoruz AVM'deki. İçim gidiyor ya, içim gidiyor o oyun alanlarına. Çıkın dışarıya, belediyenin yaptığı çok güzel yerler var, çok güzel parklar var. Ne bileyim, havaların güneşli olduğu günlerde çocuklarımız biraz D vitamini alsınlar. AVM'lerde yok uçaklı park, yok işte zıplar, yok işte bilmem neler. Yani yapmayalım böyle şeyler artık yani. Belli bir noktaya geldikten sonra insan zaten karavanda borsa hocam Necmettin hocam diyordu değil mi? Kaç vesbe eder? Kaç vesbe eder bir oyun alanındaki yarım saatlik oyun? Bir döner, bir hamburger kaç vesbe eder diye aklımızın ucuna geçiyor. Bazen ben de öyle düşünüyorum ya. Fuzuli bir masraf ediyorum. Burada yeşil pastane var Adana'da. Yeşil pastaneye gidiyorum ve şurada işte mesela 60-70 liraya Berlinger satıyor mesela. Diyorum ki lan 70 liraya ben kaç tane Ekos alırım. Kaç tane ne bileyim şişe alırım. Kaç tane belki Vespa alırım diye insanın aklının ucuna geliyor. Gelmiyor değil. Geldiğimiz noktada ufak ufak olsa da ufak ufak olsa da birikim yapmak şart arkadaşlar. Şart. Yani yapacak başka yolumuz yok bundan sonra. Yok yani. Umuyoruz daha iyi yerlere geleceğiz. Şöyle bir tekrar yapalım. Yeni gelen arkadaşlar için, daha önce bu video serimizi izlemeyenlerin, bu projemizi izlemeyen arkadaşlar için biz aylardır devam ediyoruz arkadaşlar. Her hafta Cuma günü ortalama 7 günlük sigara parasıyla Europower enerji hissesi alınacak demişiz. 3. ayın 23. 2023 tarihinde biz sigarayı bırakmışız. O gün bugün 268 gün geçmiş. O gün bugün biz her hafta Cuma günü bir haftalık sigara parasıyla Europower enerji hissesi almışız. Bugüne kadar 132 lot Europower biriktirmişiz. Alış maliyetimiz, ortalamamız bu olmuş. Toplam maliyetimiz 16 bin lira para yatırmışız 268 günde. Şu an güncel fiyatı Europower'ın 168 TL olmuş. Piyasa değerimiz 22 bin TL olmuş. Karımız 5 bin lirayı geçmiş. Ama bizim gerçek karımız tabii ki şuradaki 22 bin lira. Biz vücudumuza da yatırım yapmışız. Biz geleceğimize de, biz çocuklarımıza da. Yani bu bir başlangıç olsun, bu bir proje olsun. Sizin de kafanızda belli bir yere oturuyorsa niye olmasın? Sigara içmiyorsanız başka bir şey olur. Fuzuli masraf olur. Belki içiyormuş gibi yaparsınız kafanızda. Ya ben bir haftalık sigara içiyormuşum da bırakmışım. En iyisi ben sigara parasını şuraya ayırayım diye düşünebilirsiniz. Totem yapabilirsiniz kendinize. Yapın arkadaşlar, yapın. Şiddetle yatırım tavsiyesidir. Var mı daha ötesi? Bence şiddetli yatırım tavsiyesidir. Bunu yapın. Europower daha iyi yerlere gelecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Öyle hissediyorum. Öyle istiyorum. İsteyenin bir yüzü kara.
Umarız daha iyi olacak arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Hafta sonu çocuklarınızla güzel güneşli yerlerde şöyle çıkın, gezin, kafanız dağılsın. Halk arzları fazla düşünmeyin. Borsayı fazla düşünmeyin. Düşer çıkar. Fırsatlar bitmez arkadaşlar borsada. Şiddetle yatırım tavsiyesidir. O lanet şeyi bırakın. Ne olursa olsun bir şey biriktirin. Biz buradayız. Görüşeceğiz tekrar.